Osmanlıca belge okumalarında YouTube Zafer Şık kanalımızda okuyacağımız dersimiz bu arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şurada hüe yazıyor ya da hu diye de okuyabiliriz. Şurada antetli bir kağıt silinmiş arkadaşlar. Şurada bir tarihimiz var. Ankara 15-3-340 yani Rumi 1340 tarihi 1924'e denk geliyor. 15 Mart 1340 yani 1924 tarihi Erkan-ı Harbiye Mektebi Müdiriyetine. Evet, Erkan-ı Harbiye Mektebi Müdiriyetine yani müdürlüğüne. Bakalım ne anlatıyor. Aydın Demir Yolları Muhasebe Müfettişi Aydın Demir Yolları Muhasebe Müfettişi Hüseyin Avni Efendi. Şurası efendi arkadaşlar. Hüseyin Avni Efendi bin, şurası bin. Yani İbn, Arapçadaki İbn kelimesi yani oğul kelimesinin bir değişik versiyonu. Bin Mehmet Emin. Evet, Mehmet Emin Soma cephesinde irtibat zabitliğinde bulunduğu, şurası bulunduğu esnada vazife-i büyütelim, biraz daha rahat görün arkadaşlar. Evet, vazife-i milliyesini ifa ettiğinden bahisle istiklal madalyasıyla, evet, istiklal madalyasıyla taltifi yani ödüllendirilmeyi istirham etmektedir. Tarihi mezkurda yani adı geçen tarihte Soma mıntıka kumandanı olup, evet, o tarihte Soma'da mıntıka kumandanı olup el yevm yani bugün mektepte tahsilde bulunan Erkan-ı Harp kaymakamı, evet, Erkan-ı Harp kaymakamı. Arkadaşlar, kaymakam bugünkü bildiğimiz manada bir kaymakam manasında değil, askeri bir ünvan kaymakam. Kemal 325'e 57 Bey'den, evet, Kemal Bey'den Muma İleyh'in mahal ve tarihi vak'a zikredilmek, mahal ve tarihi vak'a zikredilmek suretiyle derece-i hizmetinin ve mucibi taltif bir hali yani ödüllendirilecek bir hali durumu var mı, olup olmadığının tahkik yani araştırılması ve işarı rica olunur. Evet, bir tane kimdi? Müfettiş Hüseyin Avni Efendi bin Mehmet Emin bir istiklal madalyası talep etmiş. Bununla ilgili onun hakkında bir tahkikat yapılıyor arkadaşlar. Onunla ilgili gerekli tahkikatın yapılması ile ilgili. Şurada Müdafaa-i Milliye Vekili. Evet, Müdafaa-i Milliye Vekili
Günümüzde Milli Savunma Bakanı arkadaşlar. 1924'te ben de. Şurası imza arkadaşlar. İmza diye de okuyabiliriz. O dönemde 1924'te Türkiye'de Kazım Fikri isminde bir kişi bizzat o dönemin Milli Savunma Bakanı, hatta sonradan soyad olarak Özal alıyor arkadaşlar. Evet, YouTube'da Zafer kanalında bu dersimizde bunu okuduk. İnşallah istifade etmişsinizdir. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka derste inşallah yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.